Günlerden merhaba. Selam olsun. Değerli kardeşlerim. Partilerinizi dinlediniz efendim, ne diyeceğiz Sayın Başkanım? Yani tabii Milliyetçi Hareket Partisi seçimden sonraki oluşan süreç içerisinde hareketli günler geçiriyor. Partinin yeniden yapılanmasıyla alakalı olarak parti tabanından gelen büyük bir heyecan ve coşkuyla bir değişim talebi var. Biz tabii siyasette belge olgunluğa ulaşmış insanlar olarak bunun topluma yansıtılması ve bunun doğru bir zeminde yapılması için gayret gösteriyoruz. Çünkü bir değişim yaşanacaksa bunun şartlarının, zemininin doğru tanzim edilmesi, kurallarının doğru konulması ve bu sürecin sağlıklı bir şekilde geçilmesi gibi bir mecburiyetimiz var. Yani hareketin birliği, dirliği, bütünlüğü her şeyin üstünde. Çünkü hem şu andaki dış konjüktür hem Türkiye'nin içinde yaşadığı iç harp durumu Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi rengiyle, kendi koduyla varoluşunu ve bu kök değerleri üzerine de kendi varlığını yeniden inşa ederek bu millete bir umut kapısı olmasını mecbur hale getiriyor. Biz bu mecburiyetin de farkında olarak halkımızın bu beklentilerine cevap verebilecek bir Milliyetçi Hareket Partisi meydana getirmenin gayreti içerisindeyiz. Bunun için tabanımızı dinliyoruz, sohbet ediyoruz. Onların görüşlerini alıyoruz. Çok faydalı konuşmalar oluyor. Biz de istifade ediyoruz. Onun için aramızda hoş da bir diyalog oluşuyor. İnşallah bu gönülden gönüllü oluşan köprü daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarının habercisi de olur. Milletin gönlüne gidecek bir yolu da hep beraber inşa ederiz. Efendim, ev sahibi hemen soralım. Efendim, Sayın Başkanım, ne diyeceğiz? Sayın Genel Başkanım, benim gelin. Allah hayırlı uğurlu etsin. Hakkımızı hakkında ne hayırlıysa Cenab-ı Allah nasip etsin. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben ayağınıza sağ olun.